Arkadaşlar merhaba, Fan Club'tan herkese saygılar, sevgiler. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir zürafa bölümümüz var. 30 tane çalı ve bir adet levha gerekiyor. Tabii ki çalıları komşularımızdan temin edebiliyoruz. Lakin levhayı 8 ÇK olmadan kesinlikle alamıyoruz. Lakin arkadaşlar elimizde mevcut ÇK var iken biz bunu ÇK vermeden tamamlayacağız arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Elimizde ÇK varken diyorum. Yani 0 ÇK'sı olan veyahut da 8 ÇK'dan az olan arkadaşlarımız bunu yapamazlar. Üstüne basa basa belirtiyorum. Arkadaşlar burada kalesimizi açıyoruz. Ve herhangi bir işlem yapıp Farm satırını alıyoruz arkadaşlar. Ve Gatavay satırına Bring Points tırnağını koyuyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki kırmızı altıgeni çerçeveli hale getirdikten sonra yine herhangi bir işlem yapıp kalesimizi arkadaşlar Edit Request oradan da execute diyerek Edit Response konumuna getirip aşağı alıyoruz. Ve toprak parsellerini arkadaşlar ben burada bir kısım alacağım. Klasik toprak parseliyle level hilesi yapacağım. İşte 15 tane falan almayı düşünüyorum. Tabii ki sizler 10 taneleri de yapabilirsiniz. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Mühim olan burada kalesi saydırmak. Şimdi arkadaşlar hepsini tek tek satacağım. Hızlı bir şekilde. Evet, en sonuncuyu da sattıktan sonra burada arkadaşlar kalesi tekrar dönüyorum. Kırmızı altıgenin tırnağı kaldırıp execute ediyorum. Farm satırıma clear oturs yapacağım. Yine en sondaki gatavayı kalacak şekilde clear oturs. Yukarıdan start recording resmine de tıklıyorum ki arkadaşlar burada casus satırlar gelmesin diye. Repeat advanced diyorum arkadaşlar burada. 20.000'e 20 gibi bir değer gireceğim. Okey deyip hızlandırma işlemini başlatıyorum burada. Arkadaşlar burada kalesimiz 300-400 lira kadar saysın, acele etmeyin. Ben 300 lira kadar saydırdıktan sonra çiftliğime dönüyorum arkadaşlar. Kales çalışır bir vaziyette. Ve zürafa bölümünü açıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yukarıda bir satın al 8 ÇK var. Bir de aşağıda yeşil butonda, aşağıdaki yeşil butonda 8 ÇK'ya tamamla var. Ben yeşil butona basacağım arkadaşlar. Satın al demeyeceğim. Bakın yeşil butona. Tabii ki arkadaşlar çalılar tamamladıktan sonra yapacaksınız bunu. Çalılar tamamlanmış olsun. Butona tıklıyorum arkadaşlar. Bakın 73 ÇK'm vardı. 65 ÇK'ya düştü. Şimdi oyunumu yeniliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu an 73 ÇK'm elimde mevcut. Yani 8 ÇK'yı vermeden bakın vermeden zürafa bölümünü tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar bir de bu zürafanın tabi kalesim de şu an çalışıyor. Kalesimi kapatıyorum. Bir de arkadaşlar bu zürafanın sonraki aşamaları var. Arkadaşlar işte tekrardan levha gerekiyor, zürafa sepeti gerekiyor. Yani gerekiyor da gerekiyor, çalı istiyor tekrardan. Üçüncü aşaması var. Arkadaşlar ben burada oyunumu yenileyeceğim. Kalesimi açıyorum burada. Kalesim açık bir vaziyette. Şimdi arkadaşlar oyunumu yeniledim burada. Oyunun gelmesini bekliyorum burada. Burada arkadaşlar oyunun resmini gördükten sonra kırmızı altıgeni tıklıyorum. Arkadaşlar burada Edit Response konumuna getiriyorum. Execute diyerek. AMF diyorum. Data kısmını açıyorum. Ve arkadaşlar burada Map dosyasına geçiyorum. Tabii arkadaşlar siz bunu komşuya gidip gelip de yapabilirsiniz. Benim sol tarafımda
Bildirim çok fazla olduğu için oyunu yenilemek zorunda kaldım. Siz bu konumu komşuya gidip dönüşte de yapabilirsiniz. Arkadaşlar yeni bir 200.797 kodunu 11 ile değiştiriyoruz burada arkadaşlar. Bakın 11 ile, yani tavuk kümesiyle değiştirdikten sonra kırmızı altıgenden tırnağı kaldırıp execute ediyorum. Çiftliğim arkadaşlar. Dönüyorum burada. Arkadaşlar şu an zürafa bölümünü kümese çevirdim. Neden? Çünkü ben o aşamaları, sonraki aşamaları yapmayacağım. Arkadaşlar tavuk kümesine çevirdikten sonra dükkandan hayvanlar bölümüne geçiyorum. Hayvanlar kısmından arkadaşlar tavuk alacağım. Ve kümesimin içine arkadaşlar 2 tane daha tavuk atacağım arkadaşlar. Burada dikkat edin, 5 tane atmayın. 5 tane atarsanız zürafa bölümünüz çalışmaz, bozulur arkadaşlar. O 8 ÇK'da yazık olur. Biz bunu daha önce denedik arkadaşlar. Maymun bölümü olsun, kuş bölümü, dinozor bölümü. Orada arkadaşlar 5 tavuk attığınız zaman bu çalışmıyor. Özellikle kanguru bölümünde olmalı. Yani 3 tane hayvan olacağı için tavuk sayısı da 3 tane olsun. Fazlası olmasın. Bozarsınız. Evet arkadaşlar, bunu da yaptıktan sonra burada bir komşu ziyareti yapacağım. Oyunumu yenilemiş gibi. Çiftliğime döndüğümde arkadaşlar zürafa bölümü 3 tane mevcut hayvanla birlikte, 3 tane zürafa ile birlikte tamamlanmış konuma geçecektir. Tabii ki çiftliğimin içi çok çok dolu olduğu için biraz geç açılacak. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi bakın zürafalar bu şekilde hiçbir ÇK vermeden sadece komşularımızdan 30 tane çalı temin ederek tamamlamış olduk. Bakın şu an 3 tane tavuk attığımız için herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Herhangi bir sıkıntı vermeyecek. Bakın şu an gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Lütfen burada dikkat edelim. 5 tane tavuk atmayın. Tekrar uyarıyorum. 3 tane tavuğu geçmesin ve hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Evet, zürafa bölümünü arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk. arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey kaybetmedik. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Arkadaşlar videolarımızı, oyun paylaşımlarımızı daha iyi takip edebilmeniz için sayfamıza mutlaka uğrayın, göz atın videolarımıza. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Herkese kolay gelsin.